Akif bu kızı Erdem çağırdıysa yok artık diyeceğim. Çağıranları söyleyeyim mi? Çağıranları söyleyeyim. Tankut ya da Murat. Serhan. Serhan. Bunlar çağırdı. Üçünden biri çağırdı. Tankut, merak etme Serhan. Erdem çağırmadı canım. İçin rahat olsun. Senin için rahat olsun. Ya benim içim zaten rahat Cansel. Sen bayağı kıza atarlandın Erdem. Ya Cansel benim içim zaten rahat. Sen de atarlandın bana. Niye böyle yaptın o zaman? Böyle. Ha benim içim zaten rahat. Sen bana niye yürüyüp duruyorsun? Bana yürüyen sensin. İçin rahat olsun Erdem'i çağırdan çağırmadı onu diye sen söyledin. Sen yürüyecek yer arıyorsun. Ya Cansel sen bahane arıyorsun. Cansel hadi. Sen bahane arıyorsun. Cuma günü, cumartesi günü iyiydin. Birdenbire herhalde yattın, yatağa düşündün. Dedin ki ay böyle olursa böyle olur. İşte neyi düşündün biliyor musun Cansel? Ne düşündün? Gerçekten ben seninle ilgili neyi düşündüm biliyor musun? Seni içimize sokarken seni... Sesini de azaltarak. Seninle ilgili neyi düşündüm biliyor musun? Seni içimize sokarken, sana kardeşimiz derken... Senin bir anda benimle ilgilenen, bana aşık olan adama bu kadar bir anda bağdaşmana şaşırdım. Ben sadece Erdem'in ona ilgisi olduğunu zannediyordum. Ama bugün anladım ki Cansel'in de ona ilgisi var ve biz bir yola baş koyduk tarzında konuşmaya başladı. Cansel benim madem dostumdu, dün benimle olan adamı bugün yanında el ele dolaşıyorsa Cansel de benim dostum değildir. Bundan sonra Cansel'e karşı büyük bir cephe almış haldeyim. Ben Erdem'e gittiğimde de dedim ki ben Melis'in üzülmesini istemiyorum ve Melis üzerek bir şey yapmak istemiyorum dedim. Ve bunu geldim sana söyledim. Sen dedin ki umurumda değil. Umurumda değil Cansel, ne yaparsan yap ben sana kırılmıyorum. Benim kırgınlığım Erdem'e bilmem ne dedim. 5 gün boyunca şimdi mi değişiyorsun? Senden beklediğim şey ne biliyor musun? Keşke benden beklediğin şeyi o zaman söyleseydin. Senden beklediğim şey şuydu. Ney? Ben bunu her zaman söyledim. Senin en azından Erdem, sen, ben bir konuşma yapmamız lazım, anladın mı? Evet, bir anda bir araya böyle bir ilişki haline getirmen lazım. Bir araya değil yani. Yapabiliriz. Anladın mı? Ortada başlamış bir ilişki yok zaten. Orada senin dediğin anladın şu mı? Yanlıştı. Hayırlısı. Ben Erdem'i koruma altına almak isterim tabii ki. Den sonra ben sana sinirlendim zaten. Evet tabii ki onu isterim. Niye istemeyeyim? Melis geçen hafta farklıydı ama bugün çok farklı. Bence Melis Erdem'i kaybettiğini yeni yeni anlamaya başladı. Sonradan kafasına dank etti. O yüzden bu huyları sergilemesi çok normal. Çünkü Erdem'in benimle ilgilenmesi çok zoruna gidiyor şu an. Çağıran olmazsa kalırsın burada. Ya arkadaşım ben çağırmayacağımı zaten söyledim. Şiştim. Ben laf olsun de Ercan kardeşim çağırır dedim. Ay. Laf olsun, onu da çağırmayacağını biliyorum. Ceyda varken Ercan beni niye çağırsın? Laf olsun diye ben attım. Bir kişi söylemek zorundasın yani. Çağrılmayı beklemiyorum zaten ben. Öyle bir arzum, isteğim kızım yok. Kızım korktu değil mi yeni gelen adaydan sonra? Kız niye korkayım? Bana ne? Ya benim gözüm korksa senden korkarım. Senden korkmadığına göre yeni gelenler. Boşuna zahmet ettim buralara kadar. Sen ne yapsınlar bu halde? Bak benim canımı sıkma. Vah. Benim canımı sıkma. Bir yani karşıya getir. Bir 42 yaşındaki kadına bakın. Bu hafta doğum günüm, hatırlatayım. Evet. Bir 42 yaşındaki 30'a bak. Pasta keseceğiz. Ben Duygu, senin taşlığını ben diğer kızla kıyaslamıyorum bile. Sen ondan daha taşsın, merak etme. Teşekkür ederim. Ama kusura bakma, erkekler böyle acımasızlar. Ya kızım... Yeni gelene yapışıyorlar. Canım benim, yapışsınlar. Ben neyle yapışmaya gelmişler. Beni o kız da geçen haftaki kızla herhalde izlemiş gelmiş. Bak, İsim vermeyeyim dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Herkes beni diskalifiye etmesin diye, tamam mı? Bu yöntemi deniyor. Uyanık. İsim vermeyeyim. Herkes beni çağırsın, herkesin dikkatini bir çekeyim. İyi kıza benziyor, şey kokusu çıkar. Bu ne? Bu ne? Kedi. Kız kedileri çok seviyorsa kedi gibi tırmalayacak sizi. Ha, oyuncağını getirmiş sinyal yani. Şimdi iyiyim ama tırmalayayım. Melis'te ikimiz kaldık. Bizi kim çağırmış? Biz öyle. Biz de evi bekleriz abla. Güvenlik, security. Bunlar gider bize. Duygu abla ben anlamıyorum ya. Murat, sen varken nasıl Mehtap'la görüşür? Adamı reddettin işte. Niye reddettin ki? O kadar mı? Ay, canım biz reddederiz. Onlar da başkalarıyla görüşür. Boş ver. Aynen. Ama ondan sonra gülü verdin. Tekrar reddetti seni. O ne olacak? Canım benim. Belki taktik hani yapıyorum. Hani bir erkek için kavga etmezdin belki sen. Belki taktik yapıyorum. Hani bir erkek seninle için kavga etmiyorum Cansel. Ama tartışmaya giriyorsun. Cansel, tartışmanın sonu nereye gider? Kavga etmiyorum. Laf sokuyorsun Erdem için. Sen şu anda laf soktun bana. Tamam da bana gelen Erdem yani, farkındasın değil mi? Şu anda sen laf sokuyorsun. Sen Erdem'e gününü göstermen lazım hayatım. Hayır, kendisi Erdem, şu anda Erdem laf sokuyor bana. Erdem sizi birbirinize takıyor biliyor musun? Erdem. Yok, Erdem takmıyor. Tamamen Melis'in isteğiyle oluyor. Yok yok, Erdem'de de var. Ya Cansel bak gerçekten Erdem'de seninle... de var da eğer Erdem gerçekten bunu inat için yapıyorsa benim hayatta işim niye yani. Erdem Ceyda'yı çağırabilirdi, seni niye çağırdı? Çünkü sen samimisin. Melis'le. Samimi olduğumuzdan o kadar haberdar değildi Erdem. Haberdardı. Şöyle bir şey, sen bu eve ilk geldiğin zaman da beni Erdem çağırdı Kırmızı Oda'ya, hatırlıyor musunuz? Melis'in geldiği hafta. Melis buradaydı zaten. Erdem beni çağırdı.
Ben diğer gün Kırmızı Oda'ya başka birini çağırdım. Melis de onu çağırdı. Ha, ben görüşmediğim için. Şey diyorsun. Yani senin söylediğin laf aslında sana olan şey. Şimdi Melis bugün pek tanışmamız yarım kalmıştı diyor. Araya sen girdin. Bölündü tekrar devam ettiriyoruz. Ben başka bir yere gittim diyor. O da başka bir yere gitti. Bu anladın mı? Yani birden bire tanışıyorduk biz diyor. Birden, tanışmak istiyorduk diyor. Bölündük birden diyor. Bire biz samimiyiz diye çıkmadı ama bunu burada konuşmanın o kadar şeyi yok. Bakalım ne olacak. Zaten göreceğiz. Bugün büyük ihtimalle erkekler gelecek. Erdem sen ben konuşacağız. Evet, tamam mı, üçümüz bir konuşma yapacağız. Üçümüz bir konuşma yaparız. Bu da her yaparız. Şey belli olacak. Bunları fazla irdelemenin bence manası yok. Evet. Öptüm ki bay. Bak şu duruma düşmek istemiyorum. Bir erkek için birbirlerini yiyen iki kız durumuna düşmek istemiyorum. Melis kendisi aklımda Serhan var deyip bil ben Erdem'e aşık değilim demedi mi? Evet dedi. Dedi. Ondan sonra sen karşı o adamı itiyorsun. Ben Erdem'in yerinde olsam ben Melis'e dönmem. Çok affedersin. Bugün iterim yarın yani. Tutarım Burçak sana ne? Senin itip tutman değil tamam mı? Karşındaki insanın yerinde kendini koyarak düşün. Ama benim merak ettiğim de şu sen niye bu kadar Erdem'i savunuyorsun ki hep? Nasıl? Niye bu kadar Erdem'i savunuyorsun? Erdem'i ki? Savunmuyorum. Ben Melis'in yanlışını söylüyorum. Ay sen benim yanlışlarımı söylemeye mi geldin buraya? Sana ne? Senin yanlışın değil. Siz konuşuyorsunuz. Hayır, ben de fikrimi söylüyorum. Sana ne demek sana ne? Sorun olmadı burada. Ne demek sana ne? Burada sana herkes fikrini sorun olmadı. Sen istediğini söyle Melis. Göreceğimizi görüyoruz sana zaten. Sana fikrin sorun olmadı. Sen otur konunu iç. Ben fikrimi söylüyorum. Dinlemiyorsan kulaklarını iç. Tıka yani. Hadi sen konunu de torpini iç. Yap. Tamam o kız haklı yani. Ya sen burada Erdem'in anası mısın, babası mısın? Evet anne, Erdem'in annesi yaşında olabilirsin ama annemin annesi değilsin. Ben Erdem'in annesi yaşında değilim tamam mı? İstesem Erdem'i senin elinden de alırım. Hani senin Serhan'ı alabileceğin elindeydim. İstediğin kadar ya? Girebilirsin. Canım bir şuna bak istersen ya. İstediğime bakarım yani. Seninle şeyim yok. Ne? İsterse Erdem benim elimden alabilir mi? Senin elinde değil zaten. Benim elimde de değil de Erdem şu an ortada. Hadi Erdem'i al. Ben Erdem'i almak istemediğim için. Ne oluyor size şimdi? İkiniz birleştiniz kıza karşı mı cephe alıyorsunuz? Ya istediklerini cephe alsınlar. Şöyle ki. Erdemciler. İstediklerini cephe alsınlar. Bak ben 33 yaşındayım. Ben burada yaşımı Erdem saklamıyorum. Gelmişim. İkisi 33 yaşına gelsin. Karşısına Erdem gibi biri gelsin. Bakalım kabul ediyor mu yani? Öyle söyleyelim. Canım, benim gibi olabilecekler mi? Ben 23 yaşındayım. Sen yani 23 yaşındasın. 10 yaşın küçüğüm. Ben de 20 evet, yaşındayım. Evet sen 33 yaşına, sen 33 yaşına gel bakayım benim gibi olacak mısın? Önce aynaya bakacaksın. Ben 33 yaşına geldiğimde evli ve çocuklarıyla mutlu bir evi olan bir kadın olacağım. Evet, tamam yani, mı canım? Evet direkt erkeğe bağımlı bir şekilde olacaksın. Ben para kazanıyorum. Erkeğe çok, bağımlı çok iyi bir iş yerinde genel müdürüm. Canım ya, sen beni kadar niye ayarlıyorsun? Kimsenin hayatını biliyorsun. Sen genel müdürsün. Sen benim hayatımı biliyorsun. Tamam biz seni bilmediğimiz için eleştirmiyoruz. Ben hayatım. Sana ama bir şey söyledim mi? Ki. Bu şu anda ben seni koruyordum. Ben ona senin laf söyledim. Sen genel müdür oldum zaten merak etme. Ben seni koruyordum. Dedim ki burada Cansel haklı dedim. Sen kalkıp bana döndün. Erdem'i elinden alırım pardon, dedi. Pardon 33 yaşında ben genel müdür olman çok normal. Ben Erdem'in elinde değil zaten. Herhalde sen de ol göreyim. Canım benim Melis'ciğim sen de ol göreyim. Sen de 33 yaşında genel müdür ol da göreyim. Canım idealim oysa onu olurum. İdealim o değilse o olmam. Benim de idealim oydu onu oldum. Ben tamam, erkekleri tercih etmedim. Ve benim şu anda burada en çok evlenmeye müsait aday da benim. Sen değilsin. 23 yaşında bir insanın evlenmeye müsait olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü daha akıl yapınız gelişmemiş. Niye ben de 20 yaşındayım? Sence yaşla mı oluyor bunlar? Peki? Bunlar yaşla oluyor. Çünkü belli bir akıl yapımı, ya akıl yapımı gelişip gelişmediğini nereden algılayabilirim? Sence o yaşa sığdırdıkları ben akıl yapımı gelişmiş demedim. 23 yaşında bir insanın dedim evlenmeye müsait olmadığını düşünüyorum dedim. Sen kendi üzerine alınıyorsan kendin biliyorsun. Neyse olur. Sen yeter ki sakız neyse olur. Düşlerin